Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerin karşısındayım. Akıllara zarar, baş döndüren, deli dolu kıvamda bir belediye binası 13 yükseltme videosu ile sizlerin karşısında olacağım arkadaşlar. Ligden bu yana bu hesapta ganimetler biriktirmeye çalışıyorum. Bu arada söylemeden edemeyeceğim, muhtemelen dünkü videoyu izlemişsinizdir. 5, 6 veya 7 tane belediye binası 13 hesabımı tek bir video içerisinde belediye binası 14'e geçirmiştik. Deli dolu bir videoydu. İzlemediyseniz mutlaka bir bakın derim. Bu hesabı ve 8 ve 10 hesabını neden yükseltmedik? Çünkü belediye binamız birinci seviyede arkadaşlar. İstesek de yükseltemiyoruz. Dolayısıyla kendi içerisinde bir yükseltme videosu çekeceğim. Şimdi büyülü öğelerimizi bir kontrol edelim. Yok yok. Her şeyin kitabından kara iksir ününe kadar. Büyü kitabından savaş çekici, büyü çekici ne kadar ne var ne yok. Hepsi tas tamam yerli yerinde. Tabi bu videoyu çekebilmek için laboratuvarda araştırma iksirlerini kullandım. Eğitim iksirini kullandım falan filan. Onlar zaten sıkıntı değil yani. Bununla beraber ekstradan kullanabileceğimiz tam tamına 531 tane madalyamız da mevcut arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki bütün çekişlerden birer tur daha döneceğiz. Yani 8 tane çekiç kullanacağım bu videoda. Bu arada komik bir şey oldu arkadaşlar onu anlatmak istiyorum. Ee, Likten beri hesabı Gözüme kestirdim. Bayağı bir büyülü birikmiş. Madalya gelecek falan. Dedim ki şu depoları maxlayayım full'liyim de hani altın iksir, kara iksir dolu olsun. Video yakışıklı gözüksün, kullanırız. Arkadaş, ilk etapta ne oldu? Baktım laboratuvar boşta, iksir fazla. Dedim ki iksiri laboratuvara verelim, sonra zaten kasarız. Bu sefer iksir az oldu, altın fazla geldi. Dedim ki altını duvarlara basalım da ondan sonra zaten toplarız bir şekilde. Bu sefer kara iksir fazla geldi. Kraliyet şampiyonunu yükseltmeye aldım. Depolar yarıdaydı nasıl olsa doldururuz. Bu sefer altın iksir doldu taştı duvar bastım kara iksirle kralı yükseltmeyi aldım. <laughs> en sonunda şükürler olsun 3 üç deponun 3'ünü de tıka basa doldurmayı başardık arkadaşlar. Elimiz baya bir rahat olacak yani. Hem kral hem de şampiyon yükseltmede ağırlığımı koruyucuya vermeyi düşünüyorum. Diyelim ve lafı daha fazla uzatmadan işimize gücümüze başlayalım istiyorum. Sizlerden ricam. Her ne kadar her videoda söylesem de bir işe yaramıyorsa da yine söyleyeyim. Şu videoya bir like atmayı unutmayın arkadaşım. İzlemeye yeni başlayanlara da günlük taze Clash of Clans içerikleri için kanalıma abone olmayı tavsiye edebilirim. Pekala efendim ben ilk etapta hero'larla olan işimi bitirmek istiyorum ya. Hani hero'ları bir aradan çıkartalım ne oluyorsa olsun. Duruma göre ne yaparız? Kara iksir rününü belki bir sonraki bölümler için de saklayabilirim. Çünkü gerçekten iki hero yükseltmede sadece bir kara iksir hero'su var. O da kraliçe 28 seviyede değmeyecek yani. Ya laboratuvarda kullanacağım kara iksir rününü ya da sonraki bölümlere saklamayı düşünüyorum. Şimdi elimdeki kahramanlar kitabını 28 level kraliçeye değil tabii ki de 15 level koruyucuya yapıştıracağım arkadaşlar. 6,5 milyon iksiri patlatıyorum ve kahramanlar kitabıyla büyük dedeyi şak dadanak 16. seviyeyi yükseltmiş oluyoruz. Şimdi elimde bir her şeyin kitabı var ve ben bunu kullanacağım. La mı yok cim yok arkadaşım ben bunu ya kullanacağım ya kullanacağım. Öteki türlü içime sinmiyor yani. Videonun zengin içerikli olmasını istiyorum. Laboratuvarda kullanmak mı mantıklı? Koruyucuda kullanmak mı mantıklı? Yoksa ağır bir savunma mesela kaya saçar falan mı basmak mantıklı? Her zaman söylediğim şey nedir? Hero yoksa oyun yok. Hero yoksa oyun var. Önce saldırı, sonra defans. Laboratuvarda da zaten böyle tek bir yükseltmeyle dünyalar bizim olmayacak. O yüzden ben koruyucuyu her şeyin kitabıyla 17. seviyeye yükselteceğim arkadaşlar. Gönderdim. Her şeyin kitabını da kullanmadı demezsiniz. Bitti mi? Yahu öyle hemen kolay kolay bitmez. Bir kere onu baştan peşin peşin söyleyeyim yani. Bizim bir tane kahramanlar çekicimiz var. Koruyucuyu 18. seviyeye de yükseltiyorum arkadaşım. Bitti mi? Tabii ki de bitmedi ya. Bir tane de kahramanlar çekici satın alacağım ama önce ufak bir hesap yapalım. 120, 120, 240, 120 daha 360, 165 daha kaç yapıyor? 525 yapıyor. Yani bir tane kahramanlar çekici satın alabiliyorum. 3 çekişten de birer tane alabileceğim. Şükürler olsun. Geldim. Büyük koruyucuyu tekrar çekiçle beraber 19. seviyeye Yükselttim gitti arkadaşım Peki şimdi Koruyucuyu direkt yükseltmeye alsam mı Kendi süresiyle bitmek üzere 20. seviyeye ulaştırabilir miyiz ona 4.5 milyon iksirim var Hadi 5 diyelim ona düz hesap olsun Sinsi goblinlerle gerekirse ganimetle kasarız 5 milyon 3.5 de ona da 8.5 milyon Çıkar diye düşünüyorum ya Bence çıkar arkadaşım Sezonda da ganimetlerim var çünkü Alt tarafı 9 milyon mu 10 milyon mu Ne iksir yani eğer onu da kasamayacaksak yuh olsun bize de, öyle değil mi? <laughs> evet 9 milyon iksirin üzerinde bile çıkmış olduk. Son işçim olduğu için endişelenmeyin. 15 dakika sonra bir tane daha işçim boşa düşecek arkadaşlar. O yüzden geldim. 9 milyon iksir karşılığında koruyucumuzu 20. seviyeye yolluyorum. Ve şimdilik hero yükseltme faslını kapatmış oluyoruz. Pekala efendim şimdi sıra geldi laboratuvara. Laboratuvarda hızlandırmamız yok. En son şu etkinliği üçlemiştim. Var ya şu etkinlikler artık hiç bakmıyorum bile. Ne bileyim bana birazcık sıkıcı gelmeye başladı. Neden biliyor musunuz? Aslında çok güzel. Gölge mücadelesi falan filan etkinliği. Hatta ilk çıktığında videolarını falan da çekiyordum ama. Yani arkadaşım buraya özel bir etkinlik koyuyorsan. Ya bir araştırma iksiri koyma oraya. Bir kahramanlar kitabı koy. Bir inşaat kitabı koy. Ya hadi olmadı 100 taş 200 taş koy bir şey koy yani. Güç iksiri kahraman iksiri veriyor. O yüzden benim de yapasım gelmiyor. Ama sırf laboratuvarda birazcık Az taş harcayabilmek için köyü 3 dedim. Araştırma iksirini aldım kullandım bitti. 6 saatlik süreyi de artık gözünün yaşına bakmayacağız. 72 taş karşılığında boşa düşüreceğiz. Şimdi bol miktarda çekicim var. 2 tane savaş 2 tane büyü çekici. Savaş kitabı büyü kitabı hepsini kullanacağım. Hepsini. İstisnası hepsini kullanacağım. Ama hangilerinde kullanacağız? Asıl mesele o. Şimdi arkadaşlar ben bu düşük seviyeli erken geçilmiş mini hesaplarımda Kendime Blizzard usulü süper ejder saldırısını seçtim. Ee, tek de bırakmaz kolay kolay. Hatta şansınız yaver giderse sağlam köylerden 3 yıldız alma şansınız bile var. Bu sebepten ötürü görünmezlik büyüsü, öfke, dondurma, sinsi goblin bu gibi şeyler üzerinde e, ilerlemeye çalışacağım. Ejderim max zaten? Balonum da max. O zaman büyü açısından görünmezlik büyüsüyle başlayabilirim öyle değil mi? 8 milyon iksir istiyor. İksirim 0. Duvar basabiliyoruz. Bir tane. Yanlış hatırlamıyorsam fiyatlarını. 200 bin olması lazım aynen. Ee, şunu da boşa. 5 taş lan 5 taş bir şey değil. Başımızın gözümüzün sadakası olsun. Tüpensele feda olsun arkadaşım. Şöyle bir tane duvar basalım. X ürünümü geldim kullandım. Laboratuvara giriş yapıyorum. 8 milyon iksiri patlatıyorum. Ve görünmezlik büyüsünü büyük kitabıyla şak dadanak ikinci seviyeye yükseltiyorum. Bitti mi? Bitmedi. Geldim. Büyü çekicimi kullanıyorum ve görünmezlik büyüsünü 3. seviyeye yükseltiyorum. Bitti mi? Tabii ki de bitmedi. Bir tane daha büyü çekici satın alacağım ve görünmezlik büyüsünü siz kıymetli izleyicilerimizin huzurunda alnımızın akıyla maxlıyoruz hemşerim. Şükürler olsun. Aradan çıktı. Belediye binası 14'te de 4. seviyede max oluyor. 13'te de max oluyor. Dolayısıyla ileriye dönük de güzel bir yatırımdır yani. Şimdi büyük kitaplarını aradan çıkarttığımıza göre daha doğrusu büyü faslını bitirdiğimize göre birlik faslına geçebiliriz. Mantıklı olan nedir? Büyü basamıyorum artık orası kesin. Şimdi arkadaşlar geçenki videolarda hatırlıyorum bir tane vatandaş ...bayağı bir sitem etmiş bana. Ya o neden goblini basıyorsun? Abi sinsi goblinle ganimet kasmanın tadını bilmeyen adam işte yazıyor öyle. Yani şu hesapta sinsi goblinler olmasa ben ne şu ganimetleri kasabilirim. Ne bu saldırıları yapabilirim. Ne de sizlere bu videoyu çekebilirim. Ben o yüzden Savaş kitabımla goblin'i 8. seviyeye maxlayacağım arkadaşlar. Çekişleri de artık uygun bir yerde kullanmaya çalışırız. Değil mi? <laughs> Öyle yani. Şimdi aklıma şöyle bir şey geldi. 2 tane savaş çekicim var. Ee, kullanacak yer bulamayacağım. Acaba diyorum sırf bu sebepten dolayı. Mesela tazıyı savaş kitabıyla bitirsem. 3 yapsam. 4-5 beş. çekişlerle 5. seviyeye yükseltsem. Kime ne faydası dokunacak? Kullanmıyorum bile. Bu hesapta şimdilik kullanmıyorum. Biz yine yolumuzdan şaşmayalım arkadaşlar. 9 milyon iksiri patlattım ve savaş kitabıyla Goblin kardeşi de maxladım. Pekala efendim, uzun uzun düşündüm acaba ne yapsam ne etsem diye. Şimdi şöyle. Laboratuvarda kullanabileceğim sadece 2 tane birliğim kaldı. Büyüm kaldı. 1 tane savaş çekici, 2 tane savaş çekici. Onu da alabiliyoruz yani eğer istersek. Şimdi arkadaşlar savaş çekiciyle kullanabileceğim hiçbir şey yok ya. Ya hani böyle kayda değer etliye sütliye dokunur peynire zeytine faydası olan hiçbir yükseltme yok. Yapacağımız saldırıları söylüyorum bu hesapta istisnasız her saldırımda. Klan savaşında liglerde ya ejder yıldırım ya da blizzard süper ejder yani goblin max. Balon ejder max. Zehir büyüsünü basacağım kendi süresiyle bitmek üzere. Onun haricinde büyülerden de bir ihtiyacımız yok. Dondurmayı basarım ama o da 5. seviye idare eder yani. Yani ne yapayım bu 4 günlük yükseltmeler içinde ne bileyim savaş çekici kullanmak bana gerçekten artık çok absürt geliyor. Her ne kadar bu videoda kullanmak istesem de benim bile elim gitmiyor arkadaşlar. Yani iki tane savaş çekicimizi de bir sonraki bölümlere saklamaya karar verdim arkadaşlar. Yani elimdeki tek bir savaş çekicini bile kullanmayacağım. Yani ne yapacaksın yani Tazıd'ı 5 gün istiyor. Atıcı 4 gün diyor. Buz golemini basayım diyorum 4 gün diyor. Hadi iksir birliği basayım diyeceğim. Orada da böyle ne yapacağım? Büyücüyü 8 mi yapacaksın? Okçuyu 9 mu yapacaksın? Yok. Ya 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 dursun. 100 bin kara iksiri patlatıyorum. Ve zehir büyümüzü 5. seviyeye yollamış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi laboratuvardaki işimizi noktaladığımıza göre gelelim savunma yükseltmelerine, inşaat çekiçlerine, inşaat kitabına. Şimdi <laughs> çok güzel bir fırsatımız var aslında ama iksirim yok. İksir önümü kullandım. Şu anda 4 tane ordu kampı yükseltmem duruyor arkadaşlar. Hatta şöyle çekişlerle bir şöyle bir tanesini yükselttim. 16 gün süreden ve bilmem kaç milyon iksirden tasarruf ettik. Hakikaten 16 milyon iksir deyince de öyle şak diye kasılmıyor yani. Geldim. Hemen inşaat çekicimi de satın alıyorum. Ve tekrardan ikinci ordu kampımı da aradan çıkartmış oluyorum. Elimde inşaat kitabı var. Yani o kadar çok istiyorum ki şu 3. ordu kampını da aradan çıkartmayı. 16 milyon iksir istiyor. Hadi diyeceğim madalya ile alayım. Kaç tane ister? <laughs> Yok. Kalsın. 200, 200 250 tane madalya harcama ki zaten o kadar da madalyam yokmuş arkadaşlar. O yüzden ben o topa girmeyeceğim. Kimse kusura bakmasın yani. Peki inşaat kitabını nerede kullanabiliriz? Benim öncelikle hedefim belediye binasını bir an önce 5. seviyeye yükseltmek olacak arkadaşlar ama ne kadar sürüyor 6 gün sürüyor. Kaya saçan ne kadar sürüyor baktığımız zaman 17 gün sürüyor. Abi uzun vadeli oynayacağız ben kaya saçarı yükselteceğim ya kartal topumuz daha birinci seviyedeymiş burada ben kaya saçarı inşaat kitabıyla bitireceğim. Bitireceğim mi? Bitirir miyim? Yapacağım mı böyle bir şey yapacağım arkadaşım. 17 milyon altını yapıştırdım ve inşaat kitabıyla evet efendim şakta danak ikinci seviye kaya saçarımız var artık şükürler olsun. Şimdi bir kontrol edelim bakalım elimizde büyülü olarak neler kaldı. Duvar yüzüklerimiz var şunları da kullanalım. Hemen şu duvar yüzüklerini aradan çıkartmak istiyorum. Sarı duvarlarda kullanmak en mantıklı harekettir arkadaşlar. Yani bir duvar yüzüğü verip bir tane sarı duvarı beyaz seviyeye yükseltmiş oluyorsunuz. Zaten bu yükseltme videolarını çektiğim bütün mini hesaplarımda <laughs> böyle karban çorman duvarlar ama merkezde böyle pırıl pırıl parlayan beyaz duvarlar vardır. Bilmem dikkatinizi çekti mi yani. E şöyle bir tane daha bastım. Bir tane daha bastım sarı duvar. İki tane daha duvar yüzüğü buraya atmış olduk. Şimdi klan kalemizdeki ganimetleri de bir toplayacağım tekrardan. Hatta sezondaki ganimetleri de toplayalım. Değil mi? Kara iksir, altın, altın. Ver baba. Ver 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 ver. Başka bir şey var mı? 500 bin daha altın varmış. Çok güzel. Şuradan sarı duvarlara devam edelim ki duvar yüzükleri erimiş olsun. 3 ee, üç seviye duvarları da basmak istiyorum. Aslında hani 3 tane duvar yüzüğü verip bunu da basabilirim ama e, beyaz duvarları girdik bir yola oradan devam edelim. Ne kadar az karışıklık olursa gözümüze o kadar güzel hitap edecek. Moralimiz o kadar yüksek olacak. Yaptığımız iş o kadar gözümüze değecek arkadaşlar. Kaç tane kaldı? Bir bakmak istiyorum. 2 tane daha varmış. Tamam, çok güzel. Şöyle 1, şöyle 2. Böyle birinci duvar yüzü ve şöyle ikinci duvar yüzü. Gayet evet, güzel. Duvar yüzüklerini de aradan çıkarttık. Diğer yükseltmelere devam ediyoruz. Pekala efendim yine karma karışık duyguların içerisine girdim. Ne yapsam ne etsem diye uzun uzun düşündüm. Ve şöyle mantıklı olduğuna inandığım bir sonucu ulaştım. Önümde iki tane seçenek var. Elimde bir tane işçi var. Altın rünüm var. Kara iksir rünüm var. Savaş çekicini kullanmayacağım. Orası garanti. Kara iksir rünümü de kullanmayacağım. Orası da net. Ama altın rünümü kullanmak istiyorum. Eğer altın rünümü kullanırsam tabii ki de duvar basıp belediye binasını ikinci seviyeye yükselteceğim. Ama bu sefer elimde işçi kalmamış olacak ve kraliçeyi yükseltmeye alamayacağım. Ya da ikinci bir seçenek direkt kraliçeyi yükseltmeye alacağız. Altın rünümü de kullanamayacağım. Belediye binasını da yükseltemeyeceğim. Şöyle bir şey geldi aklıma arkadaşlar. Zaten ilk işçim 16 saat 23 dakika sonra boşa düşecek. Yani yarın iftardan sonra eğer bir mucize olur da ben bu hesaba girersem <laughs> Kraliçeyi zaten yükseltmeye direkt almış olacağız. Videonun içeriğini biraz daha zengin hale getirebilmek için ben belediye binasını yükseltmeye alacağım. Şöyle gelelim şuradan altınımızla duvar basmaya devam edelim. Şöyle ne kadar var? 2.4 milyon. 200 binden bilmem kaç bin tane duvar basacağız. Evet. Basalım. Sıkıntı yok. Yeter ki ganimet olsun. Yeter ki vakit olsun. Yeter ki işçiler boşlu olsun. Biz bu zahmete katlanırız arkadaşım hiç sıkıntı değil yani. Kasarken dizlerimiz titriyor bu ganimetleri. Harcarken de teker teker harcayalım. Ne olmuş yani? Evet ne klan kalesinde ne sezonda ne sağda solda varımız yoğumuz ganimetimiz bu kadar. Geldim altın rünümü de kullandım gitti arkadaşım. 18 milyon altın hoş geldin. Şimdi tabi daha mantıklı yerler olabilir. Kartal topu gibi ikinci kaya saçar gibi ama ben hakkımı Belediye binasından yana kullanacağım arkadaşlar. Çünkü önümüzdeki lige kadar en azından bu hesabı da belediye binası 14'e basmayı düşünüyorum. Tabi vakit yeterse. Çünkü biliyorsunuz liglerde eşleşmeler çok kötü. Şöyle bir 13 olmasından ziyade aynı savunmalarla 14 olması çok daha avantajlı bir hale sokuyor bizi. Defalarca yaşadık defalarca tecrübe ettik. Dolayısıyla ne yapacağım? Direkt belediye binasını yükseltmeye alacağım arkadaşlar son iş olarak. Kullanabileceğimiz madalyamız yok. Aynen. Ne kadar istiyor? 10 milyon. 8 milyon altında duvar basabiliyorum. Basalım. Şu sırayı komple seçsem. 2,5 milyon. Şunu da beyaz duvara çevireceğim. Gayet güzel. Şöyle şu sırayı seçsem. 2,2 milyon. Seni de bastım hemşerim. Yanlış olmasın 10 milyona kadar basabiliyoruz. Şu sırayı seçsem. 2,2 milyon. Tam 100 bin altınımız kalıyor. Onunla da yapabileceğimiz hiçbir şey Yok arkadaşım aynen. Geldim. Belediye binamı 10 milyon altın karşılığında ikinci seviyeye uğurluyorum ve öyle sanıyorum ki böylelikle videoyu da noktalamış oluyoruz. Ne kaldı elimizde? Kullanamadığımız 2 tane savaş çekici ve bir kara iksirini. Yani yine manyak gibi yükseltme yaptığımız bir video oldu arkadaşlar. Umarım sizler de keyif almışsınızdır, hoşunuza gitmiştir. Şimdilik benden bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşçakalın. Bay bay.